Önümüzdeki seçimlerde oyunuz Recep Tayyip Erdoğan'dan mı yana yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mı yana olur? Aman diyeyim ya, Recep Tayyip Erdoğan'a kesinlikle yok. Kimi destekliyorsunuz? Ben esasında Ana Vatan Doğru Yol Partili bir vatandaşım. Bunun gitmesi için oyumu bölmem. Ne İYİ Parti, ne MHP, ne şu bu. Hiçbirine bölmem. Bunu en kuvvetli kim yakınsa ona veririm. Ve bir değerlendirme olur. Şu an kuvvetli olarak gördüğünüz kim var? Gördüğümüz CHP var. En yakın yani. Ben yani ona vereceğim. Peki sizce kimi aday olarak çıkarmalı? Ha, bana göre Ekrem İmamoğlu. Daha mı güçlü? Evet. Ve kesinlikle de o kazanır. Benim tahminim o. Hangi kanal bu? YouTube'da yayın yapıyoruz. İyi kanal. Sizce Ekrem İmamoğlu şu anki gidişatı değiştirebilecek birisi mi? Vallahi gidişatı iktidar olan partiden destek alırsa. Çünkü bu şu durumda bütün ödeneklerini kesti adamın devlet. Yeni devleti kuracak iktidar destek olursa yapar. Akıllı biridir. Gördüğüm kadarıyla. Teşekkür ederiz, sağ olun. Önümüzdeki seçimlerde sizin oyunuz Recep Tayyip Erdoğan'dan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mı yana olur? Şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana olur. Neden peki? Çünkü yönetim ve işleyişin daha uygun ve daha güzel olacağını düşünüyorum. Şu anki gidişattan memnun değil misiniz? Değilim. Neden değilsiniz? Şöyle, ben 22 yaşındayım, çalışıyorum. Birçok arkadaşım okul okuyor. Maddi durumları iyi olanlar okumaya devam ediyor. Ben çalışmak zorunda kaldım. Bu mesela benim zoruma gidiyor. Okul okuyanların bir sürü çile çekiyor. Akşam haberlerde gördüm KYK yurtları. Bu takım milyonlarca problem var yani. Burada sokak röportajında bunu size açıklamaktansa oturup bir yerde ben size bunu saatlerce anlatabilirim. Ya ben böyle düşünüyorum. Tabii ki farklı görüşe, benimle farklı görüşü olan insanlara da saygı duyuyorum. Benim görüşüm bu yönde yani. Peki iktidar değişikliği halinde bu saydığınız problemler çözülür mü? Bir anda değil ama zamanla çözeceğini düşünüyorum. Peki iktidar değişikliğini öngörüyor musunuz? Değişir mi sizce? Bence %99 oranında değişir. Maç 90 dakika, top yuvarlak hesabı yani. Her zaman bir ihtimal vardır. Bunun sebebi de ekonomi diyorsunuz. %90 olarak ekonomi. Çünkü halkımız bugün cebine bakıyor. Yani ülke refahı, insanların maddi durumu kimsenin umurunda değil. Önce ben diyor, sonra halkım diyor. Haklı olarak da böyle yani. İnsan yapısı gereği böyle. Önce kendini düşünüyor. Ben kendimi düşündüğüm zaman maalesef değişmesini düşünüyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Önümüzdeki seçimlerde oyunuz Recep Tayyip Erdoğan'dan mı yana yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana mı olur? Vallahi ben Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanayım. Ekonomiyi düzelteceğini düşünüyorum. İnşallah, bakalım. Peki seçimlerde kazanma şansını ne olarak görüyorsunuz? Kazanır mı sizce? Vallahi %80 gibi görüyorum yani, kazanma ihtimali var. Size de soralım, sizin oyunuz kimden yana olur? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mı yoksa Recep Tayyip Erdoğan'dan mı yana olur? Kemal Kılıçdaroğlu der. Neden peki Kemal Kılıçdaroğlu? Vallahi bu yolsuzlukların, haksızlıkların yani ancak onlar bunu gidereceğini diye düşünüyorum. 20 yıldır yapmayan bir iktidarın bundan sonra tekrar bir daha denemenin bir anlamı yok kendi düşüncem. Muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak göstermezse sizce kimi göstermeli? Göstermezse bence İmamoğlu. CHP'de veya Mansur Yavaş. Mansur Yavaş da olabilir. Kazanma şansı daha mı yüksek sizce, Kılıçdaroğlu'ndan daha mı düşük? Valla Mansur Yavaş biraz daha yüksek olabilir. Evet, Ankara insanı da çok seviyor. Yaptığı işler ortada, belli. Herkes görüyor yani. Sizce? Bence İmamoğlu daha şanslı olabilir. Türkiye genelinden İmamoğlu Mansur Yavaş'ı da geçebilir. Size de soralım, sizin oyunuz seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'dan mı yana yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana mı? Kılıçdaroğlu. Kemal. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü onu daha iyi görüyoruz. İnşallah olur. Kazanır mı sizce? Bence kazanır. Peki, İnşallah. Olarak gösterilmezse sizce kim gösterilmeli? İstanbul Belediye Başkanı Ekremoğlu. İnşallah. Teşekkürler. İnşallah. Sağ olun.
Önümüzdeki seçimlerde oyunuz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mı yana yoksa Recep Tayyip Erdoğan'dan mı yana olur? Büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana olur. Çünkü bir değişiklik istiyoruz artık genel olarak baktığımız takdirde. Bir şeylerin değişeceğine dair vaatler veren birilerine şans tanıyabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü şans tanıma meselesi eğer tekrardan vaatleri boşa çıkarsa o şansı, o yetkiyi de geri alabiliriz. O güç de bizde var diye düşünüyorum. Bir şeyleri değiştirmek istiyoruz dediğiniz o bir şeyler ne oluyor tam olarak? Genel olarak baktığımızda ekonomik sıkıntılar, en büyük sıkıntı ekonomik sıkıntı, zaten domino etkisi. Yani ekonomik sıkıntılar olduğundan toplumun refah düzeyi de düşüyor. Buna dair etkili çalışmaların yapılabileceğine dair inancımız olduğundan, bir şeylerin değişeceğine dair bir umudumuz da var. Seçimlerde kazanma şansını ne olarak görüyorsunuz? Kazanır mı sizce Kemal Kılıçdaroğlu? %40 ihtimal veriyorum. 35. %35 ihtimal veriyorum kazanıp kazanmayacağına dair. Yani %35 kazanır diyorum. O zaman kazanmayacak %75. Hayır, %35 kazanır. %35 ihtimalle kazanır. Düşük bir ihtimal. Düşük bir ihtimal. Kazanması için ne yapmış olması gerekir? Kazanması için biraz daha iktidara dair, iktidara olmaya yönelik politikalar izlemesi gerekiyor. İktidarda olmaya yönelik politikalar izlemesi gerekiyor. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu zamana kadar politikalarına baktığımız takdirde muhalefetten düşmemeye yönelik politikalar izlediğini gözlemliyoruz nacizane. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Siz de gelin buyurun. Önümüzdeki seçimlerde oyunuz Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana mı olur? Recep Tayyip Erdoğan yana olmaz. Neden olmaz? Yeter yani artık. Sıkıldınız mı? Sıkıldık artık, yeter, biraz değişim şart. Kemal Kılıçdaroğlu sizce kazanır mı? Yok, o üye olsa o da kazanamaz. Kim üye aday olmalı? Ben Mansur Yavaş'ı düşünüyorum. Olursa eğer. Olmazsa başka bir aday olursa. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ı düşünmüyorum kesinlikle. İnşallah da olmaz. Sizce iktidar değişir mi? Büyük ihtimal değişecek. Büyük ihtimalle. Peki size de soralım. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin oyunuz Recep Tayyip Erdoğan'dan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mı yana olur? Ben tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olur. Neden peki Recep Tayyip Erdoğan? Yani bu ülkeyi ondan başka kimsenin yöneteceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani baktığımız zaman adaylara, yani onun kadar yüksek bir insanın olduğunu düşünmüyorum. Hele kaç yaşındasınız? 24. Recep Tayyip Erdoğan iktidarından başka iktidar gördünüz mü? Hatırlıyor musunuz? Yok, görmedim. Ama söylüyorsunuz. Ama yani şu an baktığım zaman mesela diğer adayların konuşmaları olsun, yaptıkları işler olsun, bu ülkenin şu anki yapıda olmasının sebebi yani Recep Tayyip Erdoğan'dır bana göre. Diğerlerinin de o kadar yüksek kapasiteli insanlar olduğunu düşünmüyorum açıkçası, o yüzden. Şu an ekonominin sebebi de mi Recep Tayyip Erdoğan diyorsunuz? Ya şu anki ekonominin sebebi yani ülke şartlar, yani bu onu gerektiriyor. Şu an başkası da gelse ben çözeceğini de düşünmüyorum açıkçası. Daha kötü gideceğini sebebi düşünmüyorum. Neye bağlıyorsunuz ekonominin? Ekonominin sebebi yani bu böyle olurdu yani bu şartlarda. Ülkenin durumu ortada. Yani tüm dünyadaki ülkelerin... Şartlar niye buraya geldi onu soruyorum. Nasıl geldi? Şart getirdi. Bunun tamamen hükümettir. Bunlar kabul etmese de, ne kadar kabul etmeseler de bunun suçlusu %100 hükümettir. Diğer ülkeleri de görüyoruz. Hiçbirinde bir şey yok ama bu ülke böyleyse demek ki artık hükümetten dolayıdır. Ama inatlı arkadaşlar bunu kabul etmiyorlar. Sorduğunda da cevap veremiyorlar. Katılmıyorum. Kendisi beyefendinin ne iş yapıyormuş bir sorun. Ben bu devlete çalışıyorum. Devletin adına çalışıyorum. Kadro verirse oy veriyorum diyen bir arkadaş. Yo, ben hiçbir şekilde oyumu vermem, ne yaparsa yapsın. Şu an devlet ayrı, hükümet ayrı bir şey. Aynen, devlet ayrı, hükümet ayrı. Ben devlet için çalışıyorum, hükümet için çalışmıyorum. O yüzden oyumu da bu hükümete vermem. Verecek arkadaşlara da bol şans. Çok teşekkürler arkadaşlar. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Hayırlısı olsun ülke için ya. Kim gelirse gelsin yani. Hani devletin başında Recep Tayyip Erdoğan dediği, Kılıçdaroğlu gelse de biz ona saygımız olur. Çünkü devletimizin başına gelmiş. Hani hayırlısı olsun milletimiz için. Teşekkürler. Sağ olun.